Herkese yeni bir günden merhabalar. Ben yine kamera arkasındayım. Salih Can Polat da yanımda. Evet. Elinde kahvesiyle kesin haberlere bakıyordur ya da bir gündemi takip ediyordur. Aynen. Biraz dağınık içmişsin. Döküldü biraz, evet. Salih dibek seviyor. Biraz hem yumuşak için hem de tok tutuyor galiba. Tabii. Faydaları Biz çok. 12'ye kadar kahvaltı yapmıyoruz. O yüzden biraz tok tutuyor diyor. Ben zaten sert filtre kahve. Çatı kahve Aynen seviyorum. seviyorum. Anca beni bu uyandırıyor. Şuraya böyle güzel bir şey çiçek alacağım. Şey yapay çiçeklerden. Hani bu Trendyol'da satılıyor ya. Bahar dallarından almak istiyorum. Artık konsepti değiştirmek istiyorum. Böyle kışın olaylarından çıkmak istiyorum. Bu çiçeğin adı neydi ya? Kukino. Kukine. Ha, Kukino. kukine olayından çıkmak istiyorum. Kışın sevmedim. Bunları kaldırıp yerine işte bahar dallar. Aslında çok uygun maliyetli evin havasını değiştireceğim biraz. Salih Can Falat. Çok iyi geldi. Seviyorsun ama kahve de güzel, dibek kahvesi. Ben de ikindi vakti içeceğim dibek kahvesini. İç faydalı. Faydası saymakla bitmez. Evet. Şimdi de yürüyüşe çıkacağız ikimiz. 13 bin dün 14-15 bin adım attık muhtemelen. Bugün de bir öyle adım atacağız. Artık her gün Her gün böyle bir en az 15 bin, 8-10 bin adım atarız en az. 15 bin diyorum En az. ben. Artık yani ya bir bahar geldi. Bahara da böyle birazcık daha fresh girmek istiyoruz. İnşallah olur. İnşallah. O zaman yürüyüşte görüşürüz. Ben şimdi bu spor yapıyorum, yürüyüş yapamadığım zamanlar, evde olduğum anlar. Bir saatte 600 kalori harcatırıyor ve şu an 20. dakikadayım ve 215 kalori falan harcadım. Sizlere de tavsiye ederim. Linkini aşağıya ekleyeceğim inşallah. Tüm alışverişimi buradan atmıştım ben, Bondi. Hemen Ulucanlar Cezaevi'nin yan tarafında. Burası bayağı uygun, gelip alabilirsiniz buradan. Böyle bu şekilde bardaklar falan var. Şöyle kaseler, borcamlar, borcamların fiyatları böyle 95-75. Bu bazamı falan soran çok olmuştu. Hemen şöyle vereyim sizlere. Paşa Bahçe'nin şu serisi. Fiyatı da böyle. Çay koliklik Salih'in babası için şöyle kocaman bir çay bardağı. Alsak mı ya? Ne diyorsun? Bence bunu almayalım. Rize'de bir tane çay heykeli var ya böyle kocaman bir. Bunu alalım. Hayır hayır, gerçekten bunu baban alalım mı? Ya bu soğur ya içene kadar. Ama babam çok hızlı baban içiyor. Baban çok hızlı içiyor. Ben ona çay dayandıramıyorum. Çok çay içiyor. Bu 3 tane var mı ince belli? Yok, 3 4, bardak 4, değil mi? 4. 4 bardak. Bence 4 yoktur. Alsak mı? 20 liraymış tanesi. Burada böyle kaseler de var. Şöyle bardaklar da var. Güzel güzel. Hani çeyizinizi almak istiyorsanız buraya gelip buradan dizebilirsiniz. Ama tek satılmıyor herhalde, değil mi? Evet. Çok biraz çoklu almanız kutu lazım. Satılıyor. Bir de ben şu baharatlıklardan almak istiyorum. Salih indirime düşmüş 40 TL'ye. İki tane alsak mı? Her geldiğimizde böyle bir iki tane alsak ne güzel olur. Böyle bakır ürünler de var. Çok güzeller. Bir tane böyle bakır sahan istiyorum. Bunlar da çok güzelmiş. Bunlardan var. Buna gerek yok.
da çok güzel. Vallahi bana birisi almak isterse bunlardan alabilir. Boy boy. Çok memnun olurum. Şu çaydanlık 414 TL. Bu bakır sahanlıklarmış böyle fiyatları. Hiçbir olacak takımlarda böyle bu fiyatlar. Yani makul, şöyle 1794. Ben şunu çok beğeniyordum. Hatta çeyizimi de almak istiyordum. Ama sonradan Rumbo'ya karar verdim. Bunu bir beğendim, bir de şunu beğeniyordum. Şu da çok zarif bir model. Ama Jumbo'dan daha hafif. Neden bilmiyorum. Ben boncuklu kaseleri çok seviyorum. Bunların böyle çay bardakları da varmış. Çay fincanları daha doğrusu. Kahve fincanları da var. Şunlar da var. Çok beğeniyorum ya ben bu seriyi. Böyle boncuk seri deyince akla ben geliyorum. Şunlar baktığında English Home'da 50 TL'ydi tanesi. Buradan kaç tanesi? 6 tanesi 148 TL. Alacak olanlar buraya gelip alsın kesinlikle. Şu ne kadarmış? 67 TL bir tanesi. Bundan iki tane alsam mı ki ya? Çünkü çok güzeller böyle. İçerisine bir şeyler koyup da düşünüyorum da. Bir şöyle bir kafamda düşüneyim. 12, 120. Şundan da iki tane alacağım galiba. 79 mu? Ha, bir de şöyle bir durum var. Burada liste fiyatı 79.67, sonra %18 KDV koyuyor böyle. Bunlar bir internete bakarım. Böyle düz modeller isteyenler için düz modeller de var. Bu da güzelmiş. 65 TL. Bayağı da ağır. Şöyle. Sürahiler. Başka neler var? Şunlar varmış. 111 TL böyle ayaklı. Ben bunlardan istiyorum ya. Ev için. Böyle hoşuma gidiyor bunlar. Ayaklı. Ramazan'ın geldiğini ben marketlerdeki kadayıflardan ne güllaçlardan anlıyorum. Sen? Güllaç da gelmiş mi? Evet, bak orada güllaç da var. Evet. Annem çok güzel güllaç yapar. Bu Ramazan'da size onun tarifini yapalım. Tamam. Ben yalnız çok güllaç seven bir insan değilim. Annemden dene o zaman sen de. Annem çok güzel yapar. Göreceğiz. Şimdi markete geldik. Birkaç eksiklerimiz vardı. Bir de misafirlerimiz gelecek. Onlar için hazırlıklar yapıyoruz. Şu kenti 25 liraymış. Ama bu kadar küçük değil. Bizim aldığımız büyüktü değil mi? Şöyle. Alalım mı? Aa, hurmalar da gelmiş. Şöyle fiyatlarını görebilirsiniz. Geldim. Buradan birkaç bir almak istediklerim vardı. %20 artı %10 artı indirim varken alayım dedim. Ama maalesef ki indirimler gitmiş. Ve çok üzüldüm açıkçası. Çünkü dedim ki indirimde alırım dedim. Hiçbir şey almamıştım. Gitmiş yani. Neyse, artık daha sonra alacağız indirimde. Şundan Beyza'yı almıştım. Ben de çok beğeniyorum. Kendime almak istiyorum da. Böyle bu tarz şeylerden, süs eşyaları. İşte yavaş yavaş alalım dedik. Maalesef ki kalmamış. Salih Bey de her zamanki gibi oturuyor. Aslında Salih öyle şey değil ya. Benimle beraber gezmiyor çok fazla. Nasıl gezmiyor? Yani geziyorsun da. Gezmiyor mu? Hani hemen bir fırsat bulduğunda kaçıyorsun. Aşk olsun. Kaçmıyor mu? Doğru söylüyorum. Yo, ne zaman kaçtığını gördün? Şu anda oturduğu halde kaçmıyorum diye. Ben sadece ev eşyaları mağazalarını gezmek istemiyorum. Ha, ev eşyaları mağazalarını gezmeyi sevmiyormuş. Başka yerleri gezebiliriz. Sevmiyor, sevmiyor. Mağaza mağaza gezmeyi sevmiyor. Ha? Ha,
Ha sen, o zaman ne kalıyor ki geriye? Ha gıdada da şöyle yapıyor. Hadi 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 az ne kadar kaldı? Hadi eve gidelim. Böyle sevmiyor. Hiç sevmiyor. Ama bir dua yürüyüşü olsun, Salih'i alamazsın oradan. Güzel bir şey. Ama şimdi biz kadınlar olarak fıtraten de evi güzelleştirmek ya da ihtiyaçları almak için geziyoruz yani. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Portland'daki diğer indirimi asla kaçırmayacağım inşallah. Allah izin verirse. Çünkü almak istediğim o kadar çok şey var ki. Şunlar falan. Salih'in çalışma masasının üstüne alacağım bunlardan. Ve şunları da. Çok beğendim. Salih hepsi çok güzel. Bir de şöyle bir şey hoşuma gitti. Şöyle küçük dondurmalık kase diyor ama 99 TL. Bunları +20 artı %10 indirimle alacağım. Çok hoşuma gitti kesmesi falan. Çok şık duruyor. Yanımda. Uykun geldi. Gelmesin uykun. Aa benim bunlardan vardı. İyi ki almamışım orada. İyi ki. Unuttum. Başka? Başka. Arkamdan kapata kapata geliyor her şeyi. Hollands'ın bu serisini çok beğeniyorum. Böyle aslında bundan sadece Salih ve bana iki kişilik yapmak istiyorum. Böyle bir tane böyle rengarenk. Şey, benim en sevdiğim renk mavi. Salonumda da gördünüz onları. Şöyle şunlar da çok pahalı ya. Kızlar çeyiz yapacaksanız runner'ınızı falan da alın. Ben birazcık pişmanım bunları almadığıma. Şöyle. Yemekte yeşil fasulye var. Buzlukta yeşil fasulye vardı. Artık buzluktakilerini bitirmek istiyorum. Annem yapıp vermişti. Çok azıcık da Salih'e böyle küçücük, en küçük tavada şu kadarcık bir şey. Pilav yaptım. Çok az. Çünkü sabah kahvaltı yapmadan gitti. Ben de dedim kahvaltının yanına pilav yapayım dedim. Ama şey yemeğin yanına pilav yapayım. Ben sadece bu ve yoğurt yiyeceğim. Akşam menümde böyle olacak benim. Şimdi biz eve geldik. Ben de aldıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle yere oturdum. Masanın üzerinde görün diye de. Şimdi başlayalım. Benim normalde doğru düzgün Amerikan servislerim yoktu. Ve ben de artık böyle... Şeyse ben almadım ya. Bilmiyorum neden almadım. Çünkü ben çeyiz döneminde biraz yalnız kaldım. Çünkü benim annem çalışıyor, kız kardeşim çalışıyor, babam, erkek kardeşim. Salih'in annesi yani Safiye anne de bana uzaktı yani oturduğu yer uzaktı. Zaten Salih'in kız kardeşi yok. Olmadığı için de tek kaldım. Salih de o zaman Eskişehir'de görevdeydi. Tek başıma çeyiz düzdüm ve ondan önce de hiç çeyizim yoktu benim. Neyse velhasıl kelam ben bazı şeyleri almadım. Dedim ki bunlar evlendikten sonra da alınabilecek şeyler dedim. Böyle yavaş yavaş peyderpey almaya başlıyorum artık. Sizlerle de bunları paylaşayım. Amerikan servisim yoktu. Beyza'ya dün mesaj attım. Beyza dedim. Bana Amerikan servis önerir misin? Ben birazcık bu konularda zevksizim. Sonra Beyza da bana birkaç böyle bir model attı. Onlardan yola çıkarak Beyza'nın da zevkine güvendiğim için birkaç modelle şey yaptım böyle. Şey böyle evet Beyza'nın seçtiği modeller böyle deyip seçtim. Bu LCY2 Home'da şöyle bir deri gri ama bu bayağı güzel bir gri. Şöyle rengi şuradan gözüküyor. Benim Jumbo'dan aldığım misafir takımımla uyar diye düşünüyordum. Normalde bir de Chibon'un böyle mavileri var. Bir de böyle 6 tane almak istedim. Chibon'unki 4'lü. Yani o yüzden çok çıkaramıyordum onu 6 kişilik bir masaya. Böyle 4 tane. Bunlar 39.90'a çıkmış. Bunlardan 6 tane aldım. Ama şöyle de bir şey gördüm. Karaca'da da indirim varmış. Ben o kadar çok Karaca'yı kötüledim ki. Karaca'da da bazen güzel şeyler olmaya başladı artık. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle 6 tane bu deri Amerikan servislerinden aldım. Daha sonra Karaca'daki alışverişlerimize devam edelim. Yok Karaca'ya geçmeyelim. Bunu şeyden aldım. LCY2 Home'dan aldım. Daha sonra bu Bondi'nin
Bondi diye bir yere götürmüştüm size, videolarda var. Bondi'de Ulucanlar Cezaevi'nin yanında bir Bondi var. Toptan Züccaciye diye geçiyor burası. Toptan Züccaciye yerinden kendi zaten çeyiz alışverişimin çoğunu oradan almıştık. Babam izinli bir gününde gitti. Benim birkaç tane beğendiklerim vardı. Elexiak bardaklarım ya da ayaklı ikram tabakları falan. Hepsini oradan aldım. Leğenleri falan filan her şeyi oradan aldım. Çok uygun. Ve bunlar da oradandı. Böyle normalde internette fiyatı bunun tanesi 70-80 TL'ydi. Orada 53 TL'ye yok 48 TL'ye geldi bunun bir tanesi. Ben de böyle iki tane aldım. Bunlardan normalde bende 6'şar tane var. Bir büyükleri var, bir de 1 kiloluk. İşte bu 1 kiloluk, bir de 500 cc'lik var. Dedim o zaman böyle her geldiğimde bir şey aldığımda böyle ikişer tane alayım ve artık cam olayını bitireyim dedim, saklama kabı. Bunu çok seviyorum. Hiç hava almıyor. Sizlere de tavsiyem olsun. Genç kızlar bundan saklama kabı olarak alabilirsiniz. Orada aslında benim çok istediğim çay tabakları vardı. Eleştiriyalarımı asla çıkaramıyordum misafirlere. Ve internetten de hep görüyordum ama neden bilmiyorum böyle elim deyip de onu sipariş edememiştim. Böyle çok güzel Eleisia'nın çay bardağı altını aldım ama bu Paşa Bahçe'nin ürünü değil. Şöyle bunun markasını da göstereyim, size almak isteyenler alabilir. Bondi'nin internet sitesi de varmış, Riva çay tabağı diye geçiyor. Sizler de alırsınız. Normal çok sayfada önünüze düşmüştür muhtemelen. Bundan 12 tane almış bulundum. Çok hoşuma gitti. Sana bayağıdır 6-7 aydır bunu istiyordum. Ama işte ilk çıktığında biraz pahalı oluyor, sonra düşüyor ya. Ben de onu bekleyenlerdenim. Böyle her şeyin ilk çıktığında değil, birazcık indirimi bekliyorum. Bende 18 tane var Eleisia. Annem sahiler çok kalabalık olduğunu anlayınca fazla fazla aldı çay bardağını ki. Hani demek ki çay seviyorlar. O yüzden çay bardağını fazla alalım kızım dedi. Daha sonra Bondi'den başka bir şey almadım. Sıra şu Paşa Bahçe'nin şeylerine gelelim. Bu Paşa Bahçe'nin soslukları, bunlar annemdeydi. Dedim benim de hoşuma gidiyor. Annem de kullanmıyordu. Bunun ikisini ben alayım dedim. Şöyle iki tane Paşa Bahçe'nin sosluklarından edinmiş oldum. Ya zeytinyağı ya da işte sirke falan filan koyarım. Keşke üç tane olmuş olsaydı ama iki tane de kafi. Ve bir de şöyle bir sosluğu var annemin. Bunun içinde de biz makarna yapıyoruz. Makarnanın sosunu, salçalı sosunu koyup böyle masada ikram, makarna değil mantı, onun sosunu ikram ediyoruz. Toptan Gros'ta benim pilav şeyim yoktu şundan. Şundanın ne pilavı koyuyorsunuz ya böyle, ondan yoktu. Çok gerekli mi gereksiz mi o tartışılır ama misafirler için güzel oluyor böyle güllü falan filan. İki tane de bundan aldım. Karaca'ya geçelim. Karaca'da ben Karaca'yı hiç beğenmiyordum. Karaca'nın hiçbir ürünü beğenmiyordum. Daha sonra beğenmeye başladım. Bazı güzel ürünlerin de olduğunu gördükçe. Karaca'da şu çatal bıçak takımını çok beğeniyordum. Şöyle göstereyim size. Bu Zara Home'un bir çatal bıçak takımının replikası da diyebiliriz. Çok hoş. Şöyle kahvaltılık takımı ya da pasta takımı olarak geçiyor. 6, 12, 18. Bunlardan böyle bir set almak istedim. Anne bana alır mısın? O da alabilirim dedi. Neden anneme söyledim? Annem bana çeyizle alakalı herhangi bir şey beğendiğinde benden iste, ben sana veririm demişti. Yani çeyiz döneminde sıkmamak adına sen dedi evlendikten sonra da alınabilir. Sonuçta sen benim kızımsın hala dedi. Allah razı olsun ondan. Şey, şöyle de bir Karaca'da, yine bu da Karaca'nın çok sevilen bir serisiymiş. Bunun adı neydi? Bir şey Rory serisi. Heh, Karaca Rory serisi. Bunun tabakları da varmış. Şöyle kalpli kalpli. Onu da almak istiyorum. Böyle 6 tane tabakları var böyle. Sofrada çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle cam ballığını aldım. Rengarenk bir cam. Çok güzel. Şöyle de bal var, arı var şurada. Bunlardan alın. Bunun tabaklarını da alın. Çok güzel. Daha sonra artık bu masamın üzerine düzenlemek istiyorum. Böyle bana bu tepsi ya da şu mumluk çok hoşuma gitmemeye başladı artık. Karaca'da da indirim varmış. Gidebilirsiniz. Bir yalana bir bedava da var ama ben yararlanamadım o kampanyadan.
Böyle bir tane tepsi aldım. Gümüş tepsi. Düzleri de vardı ama düz istemedim. Böyle motifli olsun. Sanki böyle dövme gibi. Şöyle bir motifi olsun dedim. Kodu da şurada şöyle. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun 120 TL'ye aldım peşin fiyatına. Şöyle iki tane de mumluk aldım. Bir büyük bir de küçük. Bunların tanesi de 180 TL. Evet. 180 TL bu, 180 TL bu. Şöyle iki tane mumluk aldım. Ve yanına da bunu da English Home'dan aldım. 125 TL'ye bir tane vazo aldım. Çok hoşuma gitmişti. Tam böyle şunların içine uyuyor diye. Bunları da bu şekilde konsept yaptım. Şöyle göstereyim size. Bayağı da hoşuma gitti açıkçası. Bunları da şunlar tamamen masamın üstünü boşaltıp buraya o beyaz çiçekleri alıp yani şunları tamamen buraya koyacağım. Ve bunu artık sadece ortaya koyacağım. Böyle güzel bir masa olmuş olacak. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.